kıymetli arkadaşlar. Sayın İl Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, ve değerli basın temsilcilerimiz, öncelikle yeni yılınızı ve mübarek Mevlüt Kandilinizi hepinizi kutluyorum. Allah bizleri nice nice böyle günler yaşatmayı nasip etsin diyorum. Ve Sayın İl Başkanı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza öncelikle bizleri ziyaret için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Manisa'mızda bütün ilçelerin kongreleri oldu ve Sayın İl Başkanı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız bizleri tebriğe, ziyaretlere geldiler. Hayatlarına sağlık, Allah razı olsun. Evet, bizlerin hakikaten bu kongrelerden sonra 2015 yılındaki genel seçimlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü hedeflerimizin 2023, 2053, 2071 olduğunun farkındayız. Bu yüzden 2015'teki genel seçimleri ve yeni anayasa yapmak için en az 330 milletvekilinin çıkartmamız için partimizin ve hükümetimizin bu çalışmalarda ciddi çalışmaları var. Bu yüzden biz de ilçe teşkilatı olarak yeni yapılanmalara geçtik. Biz de 2015'teki seçimleri Allah nasip ederse en yüksek oy olarak biz de Manisa'mızda en iyi ilçelerden bir tanesi olacağız inşallah. Ve Türkiye ortalamasını yakalamak için tüm çalışmaları elimizden gelince gerçekleştireceğiz. Biz buradan şimdiden bu seçimlerin Akhisar'ımıza, Manisa'mıza, Türkiye'mize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Ve bize tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli ilçe başkanım, kıymetli Akhisar Teşkilatı'ndaki kıymetli dostlarımız, kıymetli başkan yardımcısı arkadaşlarım, yönetim kurulu üyeleri. Ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yılınız, bugün cuma, cumanız ve Mevlüt Kandili'niz mübarek olsun. Yeni yıl inşallah hepimize bolluk, bereketlik, sağlık, sıhhat Rabb-i Teala'dan ihsan eylesin diye dua ediyoruz. Değerli dostlar, malum olduğu üzere kongre süreçlerini yaşadık, yaşamaya devam ediyorduk. Bitirdik artık. Bir ilçemiz haricinde 16 ilçemizin kongrelerini çok şükür tamamlamış bulunmaktayız. Bizler de bugün herkesin tatil yaptığı bir dönemde hamdolsun bakın teşkilatımız tatil matil dinlemiyor. Herkes burada. İlçe ziyaretlerimizi yapalım. Yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini zaten kongrelerine, hepinizin kongrelerine katılım gösterdik. Milletvekillerimizle beraber. Akhisar'da genel başkan yardımcımız vardı. Koordinatör vekilimiz vardı. Hem bir hayırlı olsun ziyareti yapalım. Hem tekrar sünnettir bir tanışalım niyetiyle. Bugün buradayız. Ben tekrar Sayın Başkan'a ve yönetim kurulu üyelerine tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Rabbim hem Akhisar'da hem de ülkemize yapacak olduğunuz faydalı, önemli hizmetlerde de önünüzü açsın diye temenni ediyorum. Değerli dostlar, tabii önemli bir süreç geçirdik. Kongreler bizim için çok önemliydi. Çok şükür kazasız belasız bitirdik. AK Parti artık bu kültüre oturmuş bir parti. AK Parti'nin genel başkanı değişiyor. Biliyorsunuz kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti'de genel başkan değişti, bakanlar değişti, genel başkan yardımcıları değişti, ilçe kongreleri yapıldı. Kazasız, belasız, kavgasız, gürültüsüz, hamdolsun bunları tamamladık. Muhalefet partilerinde bırakın genel başkan değişmelerini, grup başkan vekili değiştiği zaman veya bir genel başkan yardımcısı değiştiği zaman kavga, gürültü had safhada olur, olağanüstü kurultaylara gitmek zorunda kalırlar. AK Parti'de çok şükür bu kültür var. Bu dava kültürü var. Benden öte biz kültürü var. Bu da her zaman bizim hamdolsun önümüzü açıyor. İşin bereketini arttırıyor. Değerli arkadaşlar, tabii önümüzdeki süreçte 2015 genel seçimleri gelecek artık. 30 Mart'ta yerel seçimler yapıldı. Akhisar'da bir başarı sağlandı. Tekrar belediye hamdolsun Salih Hızlı Başkan'la beraber sizlerin vesilesiyle, sizlerin desteğiyle belediye tekrar bizde. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Şimdi bunu tamamlayacak olan önemli bir seçime daha gireceğiz. O da 2015'teki genel seçimler. 30 Mart'taki ve 10 Ağustos'taki alınan zaferler, neticeleri 2015 seçimleri tamamlayıcı olacaktır. Bu seçimleri de yaptıktan sonra inşallah 2019'a kadar bir seçim olmayacak. Hep beraber rahat bir şekilde hizmetlerimizi yapacağız. Başkanımın da ifade ettiği gibi bu seçimler için bizim için önemli olan en önemli kısmı anayasa değişikliğidir. Biz bu seçimlerde 2015 seçimlerinde en aşağı
330 milletvekiliyle en azından bu anayasa değişikliğini referanduma götürmemiz gerektiği için bu sayıyı yakalamamız gerekiyor. Onun için Akhisar ilçe başkanımız ve yönetimimiz de sizler kongreden yeni çıktınız. Şimdi kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi de yapacağız inşallah. Ondan sonra artık tam saha pres araziye inmemiz gerekiyor. Mahalle temsilcilerimiz de eski ismiyle köy temsilcisi ama onlar da artık mahalle temsilcisi şeklinde oldular. Hep beraber çalışacağız. Burada hem Akhisar merkezde hem köylerimizde hem mahallelerimizde önemli işlere imza atmamız gerekiyor. İlçe başkanımıza da söylüyorum burada. Belediye meclis üyelerini de görevlendirin. Herkese mahalle zimmetleyin. Tam saha AK Parti arazide olması lazım. Kadınlarımıza çok iş düşüyor. Bugüne kadar evet kıymetli başkanımız Salih Hızlı başkanım da geldi. Estağfurullah başkanım hoş geldin. Kadın kollarımızla beraber, gençliğimizle beraber bu enerjiyle, bu sinerjiyle arazide olmamız gerekiyor. Sağa, sola kim kafasını çevirirse çevirsin muhakkak AK Partilileri görmesi gerekiyor. Bu bakımdan bu seçimler önemli. Taşlandırmamız lazım bu başarıyı. Bunun için de 2015 seçimlerinde başarı kaçınılmazdır arkadaşlar. Biz bugüne kadar Akhisar Teşkilatı'na hep güvendik. İlçe başkanımıza güvendik. Yönetimlerine güvendik. Kadın kollarına, gençlik kollarına güvendik. Belediye başkanımıza güvendik. Meclis üyelerine güvendik. Manisa genel olarak her zaman sizlere güvendi. Bu güvenin karşılığını hamdolsun bizleri hiçbir zaman sukutu hayale uğratmadınız. 2015 seçimlerinde de inşallah bizi sukutu hayale uğratmayacağınızı biliyoruz. Bu azimle inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Bu önümüzdeki süreçte 30 Mart'ta biliyorsunuz Sayın Başbakanımıza, şimdiki Cumhurbaşkanımıza ve siyasi hareketimize bir sürü şeyler yaptılar. Sandıklarda alaşağı edemedikleri AK Parti iktidarını ne yazık ki karanlık odalarda ayak oyunlarıyla çelme atabilir miyiz? Bunları sandık dışında yol arayarak AK Parti'ye bir istikamet verebilir miyiz derdine düştüler. Bunu beceremediler. 10 Ağustos'ta da yaptılar, beceremediler. Zannetmeyin ki bu iş bitmiştir. 2015 seçimlerinde de bunu yapacaklar. Yine devam edecekler. Yine yalanla, iftirayla AK Parti'ye yüklenecekler. Ama inşallah biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe, biz birliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe buna kimse galip gelemez. Ve Allah'ın izniyle biz neticeye varacağız. Son olarak da şunu söylüyorum. Yeni yönetimsiniz. Belediye başkanımız da 30 Mart vesilesiyle tekrar seçildiği için yeni meclis üyelerini o da yeni sayılır tabiri caizse. Bu önümüzdeki süreçte sizlerden istediğimiz şu kıymetli yönetici arkadaşlar. Bizler inanan insanlarız. Biz bizim inancımız doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Nedir? İcraat yapanlar, başkan olanlar, yönetim kurulu üyeleri, hepimizin eksiği hatası olacak. Hepimizin yanlışları olacak. Önemli olan kalplerin kötü olmamasıdır. Önemli olan art niyetli olmamaktır. Art niyetli olmak kötü olandır. Bu önümüzdeki süreçte sizlerden ricam, Müslüman, bir Müslümanın eksiğini, hatasını gördüğü zaman gece gibi olması lazım. Onu örtmesi lazımdır. Bu ne demektir? Birbirimizin eksiği, birbirimizin hatası olduğu zaman bunları dışarıda konuşmayacağız. Bunları sokaklarda konuşmayacağız. Eksiğimizi, hatamızı partimizin ilgili kurullarında görüşeceğiz. Belediye başkanımızla, meclis üyeleriyle alakalı tavsiyelerimiz varsa bunları ilgili yerlerde ama kendi içimizde görüşeceğiz. Parti içerisinde eksiğimiz, kediğimiz varsa bunları ilgili kurumlarımızda görüşeceğiz. Eksiğimizi, hatamızı pazar yerine dökmeyeceğiz. Pazarda ifşa etmeyeceğiz. Ve böylelikle inşallah bunu yapmadığımız takdirde beraber olduğumuzda birbirimizin eksiklerini tamamlamak, başkanlarımızın yetmediği yerde ben de bir başkan gibi olmam gerekir. Başkanımın eksiğini veya hatası varsa bunu kapatmam gerekir mantığıyla inşallah çalışıp birbirimize destek vereceğiz. Çünkü şunu iyi bilin ki AK Parti'deki bu birlik ve beraberlik, AK Parti'deki bu vahdet çoğu insanı ne yazık ki kafalarındaki karanlık oyunları bozan olaydır. Onun için sizlerden ricam AK Parti'nin misyonuna, davasına hep beraber uygun davranalım. Bu parti kademelerinde resmi olarak çoğu hepimizin görevi var. Ama şunu bilin ki
bu partinin hiçbir kademesinde görev yapmayıp da gece teheccüd namazlarından sonra veya namazlarından sonra insanlarımız, çok iki büklüm insanlar secdede bu siyasi harekete dua ediyorlar. Bu siyasi hareketin liderine dua ediyorlar. Rabbim bu insanların yardımcısı olsun. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın diye dua eden insanlar var. Önemli olan bu insanların duasını devam ettirmektir. Birileri bize her ne kadar beddua etse de onların bedduası önemli değildir. Önemli olan bu insanların bize beddua etmemesidir. Bu insanların bizlere beddua etmemesini sağlayacağız. Dua etmelerini devam ettireceğiz. İnşallah böylelikle de hedefimize varacağız. 2015 seçimlerinde de galibiyeti, inşallah zaferi kazandığımız zaman 2023 hedefine de, 2053 hedefine de emin adımlarla hep beraber yürüyeceğiz diyorum. Tekrar Sayın Başkan'ın şahsında kıymetli yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Akhisar için, Manisa'mız için hayırlara vesile olsun diyorum. Yatağı yorganı başkanım buraya taşıyoruz. İnşallah bundan sonra 2015 seçimleri için hep beraber gece gündüz çalışacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.